Ve zamanı geldi. İşte Murat Kazgan'ın karşılaşması geliyor. Jordan Wicks ile karşı karşıya gelecek Murat. Welter siklete bu karşılaşma. 165 pound'da 75 kiloda. İki tarafta tabii ki kiloyu yaptı. Çok önemli bir boy avantajı olacak Jordan Wicks'in. 13 santimetre daha uzun Murat'tan. 1.75 boyunda Murat. 1.88 boyunda Jordan Wicks. Kanat açıklığı olarak da tabii ki bir avantajı olacak. Murat Kazgan, Bareknuckle'la çok maçlı bir anlaşmaya imza attı ve onun ilk karşılaşması. İlk kez çıplak el boksu yapacak Murat ve onun yürüyüşünü izliyoruz. Ringe doğru. Şimdiden başarılar diliyoruz Murat Kazgan'a. Kendisine çok uyduğunu düşündüğü bu sporu en büyük arenada, en prestijli organizasyonda başlatıyor Murat Kazgan. Daha önce tabii ki MMA'de de üçlü 7 karşılaşması var. Kickbox'ta 2 karşılaşması var Murat'ın. Brezilya Jiu-Jitsu'da da siyah kuşağa sahip. Bir ara tabii ki Bellator'la anlaşmıştı ama orada maça çıkamadı. Ve şimdi Bareknuckle'la, bana çok uyuyor dediği bu sporla, çıplak el boksuyla dövüşe dönüyor ve dövüş sporlarının merkezinde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Carolina'da dövüş sporlarına dönüyor Murat Kazgan. Onun kontrolleri yapılıyor tabii. Burada çok önemli isimlerle çalıştı. Viali ile çalıştı. Bu karşılaşma öncesinde İstanbul'daki çalışmaların ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde, Miami'de, Florida'da Viali ile çalıştı ki Viali Dustin Poirier'in, UFC'nin yıldızlarından Dustin Poirier'in boks koçu Viali ile çalıştı ve arkasında da yine devlet Bellator dövüşçüsü Devletcan Yaşlı Muradov Türkmenistan'dan olacak. Önemli iki isim de yine bu maçta arkasında olacak Murat Kazgan'ın. Murat ringdeki yerini aldı ve onun rakibi geliyor şimdi. Jordan Wicks geliyor. Kendi evinde dövüşecek. Jordan Wicks Birleşik Devletler'den. Jordan Wicks Myrtle Beach'li. Yani deplasmandayız bu karşılaşmada. Türkiye adına özel gecede Güney Carolina'lı. Onun da MMA karşılaşması var. 7 profesyonel maçı var MMA'de. 7 de boksta, profesyonel boksta karşılaşması var. Boyu uzun, mesafede dövüşmeyi seven bir isim. Savunmasının iyi olduğunu söylüyor. O da Bareknuckle'da başlangıcını yapıyor tıpkı Murat Kazgan gibi. Açıları kullanmayı sevdiğini söylüyor aynı zamanda. 31 yaşında Jordan Wicks. Ve burada tabii ki mesafede maçı götürmeye çalışacak. Murat'sa içeriye girmeye çalışacak ayak oyunlarıyla aynı zamanda. Ve burada bir knockout tabii ki bekliyoruz Murat'tan. Umarız. Ve Jeff Huston şimdi iki dövüşçüyü tanıtıyor. In the welterweight division, presented to you by DraftKings Sportsbook. Introducing to you first, fighting out of the red corner, tonight he wears white trimmed in pink and orange. He stands 5 feet 8 inches tall, his official weight 164.5 pounds. He holds a combined combat sports record of 9 fights and tonight makes his BKFC debut. Fighting out of Istanbul, Turkey, here is Murat Lord Pitbull. Evet, bunu duymak ne kadar da güzel. İstanbul Türkiye'den Murat Kazgan. Tonight he wears black and gold. He stands 6 feet 2 inches tall. His official weight an even 165 pounds. He holds a combined combat sports record of 14 fights and tonight makes his BKFC debut. Fighting out of Myrtle Beach, South Carolina. Here is Kendi evinde dövüşecek Jordan Wicks. Tabii şunu da söyleyelim. Son boks karşılaşmasında 2001 yılında Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh'la dövüşmüştü. Aynı zamanda Jordan Wicks. Ve başlıyoruz. Başarılar Murat Kazgan. Türkiye adına buradan galip çıkmadı. Tüm yüreğimizle diliyoruz ve karşılaşma başlıyor. Ekranın sol tarafında Murat. Jordan Wicks siyah şortuyla karşısında hemen içeriye doğru girdi. Sağ kroşesiyle klinçe gidiyor Murat. Sağ parkat güzel Murat Kazgan'dan klinçte. Sol tabii ki tutuşu da güçlü Murat'ın. Grappling'den gelen özelliği bırakmıyor burada Jordan Wicks'in sağlı sollu vuruş denemeleri.
Kurtulamadı burada Jordan Wicks. Burada ama sol el bileğinden tutuyor Murat. Hakem araya girdi ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. 30 saniye olmadı da. Çılgın gibi girdi. Murat Kazgan sollar geliyor. Gövdeye vuruşlar. Jordan Wicks'e vuruş yapmayı deniyor. Şimdi bir sol sağ daha geldi ve nakdağına ulaştı Murat Kazgan. Yüzünde açılmalar var Jordan Wicks'in daha. 30 saniye olmuştu, 40 saniye olmuştu ve yere indirmeyi başardı Murat. Jordan Wicks'i. Ve işte burnunda kanama var. Devam edebilecek gibi gözüküyor. Murat gelecek şimdi. Murat geliyor. Bir boğa gibi geliyor. Murat bir sağda. Aparkatlar ve yine yerde. Burada Jordan Wicks. İkinci laktarla da ulaştı. Murat bir dakikada. Jordan Wicks'in yüzü darmadağın şu anda. İkinci kez saydırıyor Jordan Wicks'e Murat Kazgan. Tekrar devam ediyoruz. Murat geliyor. Bir solda her an bitebilir karşılaşma. Bir sağ aparkatta geldi. Bir sağ aparkatta yine yerde. Yine yerde. Yine yerde Jordan Wicks. Murat'a dayanamıyor. Şu ana kadar ezdi geçti Murat Jordan Wicks'i. Mesafeli dövüşü seviyor dedik ama buna fırsat bulamıyor Jordan Wicks. Müthiş bir baskı Murat Kazgan'dan. Doktor bakacak yüzüne. Zamanı durdurdu hakem. Burnunda bir kırık var muhtemelen. Bitirdi, bitirdi, bitirdi. Doktor bitirdi. Murat Kazgan ilk roundda bitiriyor Jordan Wicks'i. 3 kez yeri gösterdi. Sonunda da doktor devam edemezsin dedi. Burada işte Murat'ın neden bu spor bana uygun dediğini net olarak görüyoruz. Net olarak bunu gösterdi Murat. Durduramadı Jordan Wicks. Bir boğa gibi üzerine gitti Jordan Wicks'in Murat Kazgan'ı. Ardından işte vuruşlar, aparkatlar, kroşeler. Burada tabii kolları daha açık, daha uzun Jordan Wicks'in ama Murat reach'teki o dezavantajını içeriye girdiği zaman kısa aparkatlar ve kısa kroşelerle çok iyi kullandı. Ve sonunda da galibiyete ulaşıyor. İşte aparkatı görüyorsunuz. Ardından bir sol kroşesi var Murat'ın. Ardından ard arda aparkatlar ve Jordan Wicks darmadağın. Burada kemeri de hedefliyor Murat Kazgan. Bu yıl 3 maç yapmak istediğini söylemişti. Fight Digital'de verdiği röportajda bizlere ve kemer için karşılaşmak istiyor. Müthiş bir giriş oldu. Bu tür girişler önemli tabii ki. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tam olarak dediğini yaptı Murat. Söylediğini yaptı. Ve hakikaten ona uygun bir spor olduğunu gösterdi bu sporun. Çıplak el boksunun bir tren gibi rakibini ezdi geçti. Jeff Hughes resmi kararı açıklıyor. Inside, doctor steps in and calls a stop to this fight at 1 minute 41 seconds into round number one. For your